Sanırım zamanımızın sonuna yaklaşıyoruz. Birkaç dakikamız var. Bu bölümde bir sürü şey başardık ama. Petrol düzgünce çektik ve refinery için gerekli malzemeleri topladık sayılır. Bir dahaki bölümde refinery yapacağız. Oo, burası normalde karanlıkmış. Neyse. Ve benzin üretmeye başlayacağız. Evet, sanırım bu kadar. O zaman izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten ve videolarımız devamı için beğenmeyi unutmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese merhaba. Ben Faked ve Modlarla Survival'ın yepyeni bir bölümüne tekrar ve tekrar hoş geldiniz. Bu bölümde tabii ki şu artık yakıt işimizi bitireceğiz. Benzin mi derseniz, yakıt mı derseniz, ne derseniz deyin, onu bitireceğiz. Buraya geldim ve Ender Chest'i buraya aldım. Çünkü elimizde yapsak daha az doldur gibi. Hem her türlü malzemeye ihtiyacımız var. Tek elmas değil. Otomatik olarak elmas üretirsek bizim için sorun olabilir. O yüzden direkt buradayız. Bunu direkt Enderman'leri ölecek vaziyete aldım. Öldürecek vaziyete aldım. Ve şimdi sistemi açıyorum. Artık tek yapmamız gereken izlemek ve golemlerimizin işini nasıl yaptığını görmek. Tamam. Evet. Bu sistemi yaptığımız gerçekten iyi oldu. Şimdi kaç tane refinery gerek derseniz, zaten şu an çok fazlasına enerji veremeyiz. Şimdi bu tamam. Petrolü yakıta çeviriyor. Yani benzine. Fakat bunu çalıştırmak için de yüksek miktarda enerji lazım. Enerji üretmek için enerjiye ihtiyacımız var yani. O yüzden çok fazla yaparsak bizde zaten doğru düzgün enerji yok. Yani çalıştıramayız. Fakat harcadığından çok çok daha fazlasını üretiyor. O konuda şüpheniz olmasın. Yani zarara girmeyiz. Ama sonuçta çalıştırmamız da lazım. O yüzden sanırım şimdilik iki tane yapacağım. O yüzden çok çok da fazla Ender Pearl'a ihtiyacım yok. Yani bir süre beklesem yeter. Muhtemelen. Ve yine aynı mikrofonu kullanıyorum. Kusura bakmayın. Hala buradayım. Eve dönemedim. Ne yapayım? Elimden bir şey gelmez. Pekala. Golemler çalışıyor. Golemler çalışıyor. Ha, fena değil. Birazcık daha olsun. 15 tane koydu. Ayıp değil mi ya? Hepsi 16 idi. Bu kadar yeterli olur sanırım. Tamam, onlar bir koysun geri. Sandıklara koyun artık şu lanet Ender Pearl'ları. Heh. Tamam, şimdi artık durduralım. Durdu mu? Durdu. Şuradakileri alalım. Çok teşekkür ederim golemler. Artık ben gideyim. Pekala. O zaman hazırız. Öncelikle bir sürü demir. Hem de bir sürü. Çok fazla demir. Daha fazla demir. Böylelikle zaten demirlerimiz de azalıyordu. Onu da geçirmiş olduk. Şuraya koyalım şimdilik hepsini. Hemen yapmaya başlıyorum. Bir tane, iki tane şey yeter. Bunları hemen odun yapıyorum. Daha sonra bunları çubuk yapıyorum. Daha sonra bunları wood gear yapıyorum ve taşım yok. Cidden çok büyük bir cobblestone sıkıntısı çekiyoruz. Şuna bakın, 16 tane cobblestone'umuz var. Ve bu kadar geliştik, hala cobblestone sıkıntısı çekiyoruz. Onu da bir çözüm düşüneceğim. Hemen halledelim şunu da. Buyurun size. Taş. Demir.
Hadi altın yapalım. 8 tane altına ihtiyacımız olacak. Niye ben çantama demir almamışım? Öf. Heh. Bu kadar yeterli olacaktır. Tamam. Beş tane daha altın. Kaç tane altınla bir tane elmas yapılıyordu? Dört müydü? Evet. Bizde elmas olması lazım ama. Onu o kadar sorun etmeyelim. Bizde elmas olacaktı. Üretmekle uğraşmak istemiyorum. Altınları da hemen şuraya atalım ve gold gear'ımız oldu. Şimdi bizim elmaslarımız burada. 8 tanesini kullanacağım. Dokuz tane oldu. Birisini bırakalım o zaman. 8 tane elmas. Ve bunları da şu şekilde rahat rahat koyabilirim. Evet, en zor malzemeyi hazırladık. Şimdi hemen 4 tane torç camımız da var. Hadi üretelim. Bu şekilde yapılıyor, doğru. 6 tane o zaman tankıma ihtiyacım olacak. Tankıma. Güzel. 6 tane tankımız da hazır. Artık tek yapmamız gereken şey üretmek. Bunlar bu şekilde duracak. Redstone torchlar yukarı. Ve tabii ki 2 tane de Diamond Gear. Ve refinery'miz hazır. Peki bunlara ne güç verecek? Çok güç kullanıyorlar dedim. Hatırlatırım lafımı. Tabii ki Redstone Engine olmaz. Stirling Engine belki olabilir ama çok yavaş olur. Combustion Engine üreteceğiz. Ve şanslıyız ki bu sadece çok fazla demir harcıyor ki bizde demir çok fazla var. Şimdi bu aletlerle hem benzin üreteceğiz hem de benzini bu aletler kullanacak başka bir şeyler yaparken. Yani bu aletlerden ne kadar üretsek o kadar kârdır diyebilirim. O yüzden bunları üretmek için hızlı bir sistem kuracağım. Sistem değil, sadece küçük bir yardımcı araç mı diyeyim, ne diyeyim artık. Mesela şuraya gelelim. Burada boş bir yer. Boş bir yer, boş bir yer, boş bir yer. Mesela şuraya. Bunları bir koyalım. Bunun için gereken bütün malzemeleri üretsinler işte. Mesela şey. Öncelikle Iron Gear gerekiyor. Iron Gear'ı bunlar otomatik olarak üretsin. Ben niye uğraşıyorum? Alın size Wood Gear. Şunu bir kere yapsın. Ha, şuraya koyalım bir. Tamam. 4 tane daha taşa ihtiyacım olacak. Heh, 4 tane taşımız kaldı. Sen de bu Wood Gear'ı taşa dönüştüreceksin arkadaşım. Aferin. Sen de bu taş gear'ı demire dönüştüreceksin. Tamam. Şimdi şu artık tamamlandı. Şu iki parça otomatik olarak üretiliyor. Şimdi geldi sıra pistona. Pistonu yapmadan önce tabii ki taş toplamam gerekiyor. Ben hemen taş toplayıp geleyim o zaman. Taş elde etmek için şöyle bir şey yapabiliriz. UU meter sistemimizdeki scrap'ler bitmiş tamamen. Yani artık bir süre UU meter üretemeyeceğiz. O arada biz bir süre UU meter üretmeyi tamamen bırakıp taş elde edebiliriz. Sonuçta taştan üretiyorduk scrap'ları. Ve şimdi ben onu kullanacağım. Elime bir lever aldım yine üretmeden. Çünkü öncelikle yukarı çıkacağım. Golemi falan düşürmek istemiyorum. Yandan çıkacağım o yüzden. Gece olmuş.
Night Vision'ı kapatırsam karanlık olduğunu görürsünüz. Şuradan bir girelim içeri. Golem sıkı çalışıyor. Bir de şuradan geçseydim keşke. Tavandan mı girsem? Şimdi şu cihazı durdurmam lazım ki bu artık scrap üretmeyi bıraksın. Şunlara bağlanıyor ama. Çantam yanımda. Bir bloğu kesip ona bağlanmasını engelleyebilirim. Mesela sandstone kesiliyordur muhtemelen. Panel. Cover. Cover strip. Şimdi şunları şu şekilde koyacağım. Hiçbir yerle etkileşimli değil sanırım. Şimdi bunu çalıştırdığımda bu redstone yeniden etkilenmiyor mu? Gerçekten mi? Yoksa bu zaten redstone sinyaline bağlı mı? Sanırım öyleydi. Ne yapacağız, ne yapacağız? Oradaki taşları almamız lazım. Neyse. En iyisi zor yoldan toplamak. Zor yol dediğiminde ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Pekala. Hadi başlayalım. Şimdilik direkt mining olsun. Merhaba örümcek. Mining modundayken şöyle bir gidelim. Mining değil neydi? Long range. Şöyle bir gidelim. Tamam, şimdi taşların olduğu seviyeye geldik sanırım bayağı bir. Ve horizontal diyeceğiz. Böyle böyle taş toplayacağız. Şu jetpack'i kapatırsam daha rahat olurum. Bu şekilde bütün taşları kazacağız. Bayağı bir enerji harcıyor bu ama. Sonuçta taş topluyoruz yeterince. Pekala, zaten çoğu arkamızda kalmış. Gereksiz şeyleri atarsam geri dönerken toplarım. Kaktüsü de atabilirim sanırım. Tamam. Ve yeterince taş topladık. Yaşasın. Ve artık oh, Creeper. Creeper'ların patlamasını şey yapmış mıydık biz? Patlar mısın? Ha evet. Tamam o zaman benim eşyalarıma zarar gelmez. Sorun yok. Hiç sorun yok. Şu portalı kapatalım. Yaratık falan gelir. Şu an nasıl kapatabilirim ki? Sanırım şimdilik tek yolu bu. Yine çantam doldu ya. Bir de videoya başlamadan önce o kadar boşaltmıştım çantamı. Öf. Pekala. Taşımız oldu. Hadi geri kalanını kuralım. Şunları da şöyle yapalım. Şimdi sana da nasıl piston yapıldığını göstereceğim. Piston yapımı. Şuralara taş koyarız. Buraya redstone koyarız. Üstüne demir koyarız ve üstüne de odun koyarız. Hemen alalım bütün malzemelerimizi. Hop. Buraya tahta. Buraya da demir dedik ve malzemeleri de buraya koyduk. Taşları buraya atalım.
Şuraya da taş atmamız lazım ama. Tamam. Yeterli olacaktır. Şimdi başka ne yapmamız gerekiyor bunun için? Her şey hazır gibi. Seni şuraya alsam çok güzel olur. Nerede benim aletim? Bunu taşırsak çok müthiş olacak. Gravity gun'ı alalım bakalım. Saatlikle alıyorduk değil mi? Unutmuşum. Bu alınmıyor ya. Neyse ben hemen bunu şu karaya alıp geliyorum. Tamamdır. Artık piston da üretiyoruz. Artık tek yapmamız gereken tabii ki şunun nasıl üretildiğini oraya yazmak. Şu şekilde. Şunları geri yerine koyalım. Ve de cam gerekiyor. Camların hepsini buraya atalım. Başka başka demir. Demir de kolay iş. Zaten şurada var. Onu da hemen şöyle yapalım. Güzel. Artık tamamen otomatik bir engine üretme sistemimiz oldu. Tek yapmamız gereken buna gerekli malzemeleri vermek ve biz hiçbir şey yapmadan engine üretilecek. Ki bunu yapana kadar engine'leri elimle de üretebilirdim. Sadece tembelim. Yeniden süremize bakalım. Hemen. Üzgünüm bilmeden çıktım oyundan. Yani onu şey yapmayın. Fakat hala bir 5-6 dakikamız var gibi görünüyor. Hadi şu aşağı yerlerini belirleyelim. Şimdi bunun çalışma şekli şöyle. Hemen şuraya koyarsam. Şunların üstü iyi olacaktır muhtemelen. Pekala. Bunlara arkadan, sağdan veya soldan petrol bağlanır ki biz muhtemelen arkadan bağlayacağız. Daha sonra eğer buna yeterince güç geliyorsa şu sağda ve soldaki küçük dikdörtgen prizmalar ne diyeyim artık. Yukarı aşağı oynamaya başlıyor. Birisi önce yukarı çıkıyor, birisi aşağıda oluyor, birisi yukarı çıkıyor, birisi aşağıda oluyor falan. Oynamaya başlıyor. Daha sonra önünde sarı bir sıvı birikiyor ki bu da işte bizim petrolün yakıta dönüşmüş şekli. Çok fazla enerji verir. O sarı şekli. Ve daha sonra biz de buraya başka bir boru bağlıyoruz ve oradan da başka bir tanka gönderiyoruz. Buralarda bir yere bir tane daha tank yapacağız. Bunun dönüşmüş halini barındırmak için. Fakat 4 kova petrol, 1 kova yakıta eşitti sanırım. Ki o yüzden çok fazla petrole ihtiyacımız olacak. Yeterince elde edebilmek için. Ve maalesef görünüşe göre oradaki bitmiş. Daha bizim tankımızın yarısını bile doldurmadan. Nereye bitiyorsun sen? Çık şu kapıdan. Daha seninle yeni tanıştık. Nerede? Tamam, sadece aşağı inmemiş bu. Şimdi bir kapatalım. Kapattın mı? Kapattım. Aşağı iniyor mu bu? Aşağı niye inmiyor bu? Şuraya kapatayım ve bir daha kırayım. Aşağı iner misin arkadaşım? Bak aşağıda petrol var, petrol. Petrol. Aşağı sarkıt şeyini. Öf. Bunun sorunu ne? Al işte ya. Direkt şu camları kullanayım bari. Ne yapıyorum? Kırıp bir daha mı alsak? Öyle yapalım, bir kıralım. Aha.
Tamam. Şimdi konuşmaya başladık işte. Ha, sanırım lever'ı alttan bağlayınca şey olmuş. Sarkıtmamış. Olabilir. Lever kafasını karıştırıyor olma ihtimali var. Zaten çantamda iki tane lever var. O zaman dıştan bağlayalım. Ne yapabilirim yani? Dıştan bağlayalım o zaman. Hemen şuraya ve buraya. Lever ve lever. Bir tane daha lazım ama şunun için. Onu da nereden bulacağız? Oduna ve taşa ihtiyacım var. Odun, 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 odun. Odun. Ödünç aldım. Cubuk. Ve şimdi taş. Merhaba tavuk. Taş, 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 taş. Burada. Zombi. Niye ezilmedi ya bu? Tamam. Şimdi diğer lever'ımızı da yapıyoruz ve zafere doğru. Şunu da ne yapayım artık, sen koyayım ya. Çok saçma salak bir şey oldu ama. Siz çalışın. Geride soğudular, tüh ya. Burayı bitirdikçe daha derin iniyor mu şu anda? Evet. Bir daha indiğini göreyim de bir emin olayım. Hadi in. Ha tamam, iniyor. Süper. Evet. Altına blok koyabilsek de maalesef bu arkadaşın kafasını karıştırmış. Sistemi düzelttik, sorun yok. Ve sanırım bu sistemi de düzeltmekle bu bölümün sonuna gelmiş olduk. İzlediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Videolarımızın devamı için beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Ve tabii ki bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.